Değerli öğrencilerim, yine farklı başka bir etkinlikteyiz. El-Vahdetü Ula, birinci ünite, Medhalun ile Lugatil Arabiye, Arapça dersine giriş ve Ed-Dersül Evvel birinci konumuz El-Hurufu, harfler ve Savaitü ve ünlüler, yani harekeler idi. Bunun 12. etkinliğimiz, şuradan altını işaretlemek için kalem benzeri bir şey alayım arkadaşlar. İstemeyen dinle. İlel hurufi, harfleri. El arabiyeti, Arapça. Arapça harfleri dinle. Neyli? Şeddeli. Şeddeli Arapça harflerini dinle ve e'itha, sonra onu tekrar et diyor. Arapça harfleri şeddeli olarak dinle ve onu tekrarla. Arkadaşlar, burada ses dosyamız var gördüğünüz gibi. Ne yapacağız? O ses dosyasını çalıştıracağız ve birazdan ses dosyamızı dinleyeceğiz. Hemen. 12. İstemع إلى الحروف العربية بالشدة وأعدها. ب أب ت بت ث بث ج حج ح صح خ ضخ د قد ذ لذ ر هر ز رز س مس ش هش ص حص ض عض ط بط ظ حظ ع دع غ بغ ف لف ق حق ك فك ل كل م أم ن إن ه وه و أو ي أي. Evet değerli öğrencilerim, ses dosyamızı dinledik. Ne yapacağız? Biz buradan dinlediğimizi kalemi alıp elimize, yine kitabımıza bunları çizeceğiz. Yani noktaları birleştireceğiz. Elimizi pekiştirmiş olacağız arkadaşlar. Burada öğreneceğimiz şey şedde. Şedde ne yapıyor idi arkadaşlar? Şedde şurada şöyle bir şey. Bir harfi önce harekeli, sonra özür dilerim, önce tutuyor, sonra harekelendiriyor. B. İki kere okutuyor. B. Şedde bir harfi iki kere okutur. Birincisi cezimlidir, ikincisi harekelidir. Yanlış bilgi vermiş olmayayım. Birincisi şöyle arkadaşlar, şunu eşittir diyeyim. Birincisini cezimli artı ikincisini de ne yapıyor? İşte ötre, yani zamme, kesra veya fethalı okuyoruz. Ebbe, be, ebbe, bü, ebbe, bi gibi. Evet, şeddemizin açılımı bu benim değerli öğrencilerim. Zaten ses dosyasını dinlemiştik. Ben hızlı bir şekilde okuyayım. Ebbe, bette, besse, hacce, sohha, zohha,
zakha, qatte, lezze, herra, ruzze, messe, heşe, hassa, avva, bitta, hazza, da'a, da'a, bugha, leffe, hakka, fekke, külle, ümme, inne, vehe, vehe, evve, evve, eyye, eyye. Evet, bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ama mutlaka arkadaşlar elle yazmayı ne yapmayın? İhmal etmeyin. Yani elinize kalemi alıp şu noktaları birleştirin ve artık eliniz yazmaya alışsın benim değerli öğrencilerim. Şimdilik hoşça kalın.